Değerli izleyenler, Atlaslarımız sunduğu 18. düzenlenen Konya Tarım Makineleri Fuarı'nda stand ziyaretlerimize Aydın'dan katılan firmamız Karaoğlu Ziraat Aletleri ve Uğur Karaoğlu ile beraberiz. Uğur Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyoruz efendim. Karaoğlu Ziraat Aletleri kaç yıldır sektörde, hangi ürünlerle değerli üreticilerimizin hizmetinde efendim? Bizim firmamız 47 yılından beri faaliyet göstermekte. İki ana dalımız var. İlaçlama makineleri ve sap parçalama makineleri üzerine. Ama esas şeyimiz ilaçlama makineleri. Sap parçalama yapmışken toprak işleme, rotavatör grubu da olabilir mi? Onlar inşallah önümüzdeki senelerde tabii ki de projelerimizin içinde yer alıyor. Evet, ilaçlama konusunda Türkiye'de sayılı, parmakla sayılacak firmalarımızdansınız. Karaoğlu'nun farklılıkları nelerdir? Pompası mı, efendim ürün kalitesi mi, sizlerden alalım. Şimdi %100 yerli üretim. Pompası da bizim üretimimiz, regülatörü de bizim üretimimiz, her şeyle tamamen yerli üretim. İkinci özelliğimiz de daha önce de bahsetmiştim, satış sonrası servisimiz. Türkiye'nin neresinde olursak olalım biz her türlü şekilde servisimizi sunmakta mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. İlaçlama makinelerinde en çok arıza veren yer neresi Uğur Bey? Genellikle pompada sıkıntı oluyor ama bizim pompalarımız çok basit bir şekilde sökülüp takılabildiği için her türlü şekilde tamiri telefonla bile bir şekilde tarif edip yaptırtabiliyoruz ama bizde öyle büyük sıkıntılar olmuyor hiçbir zaman. Bu da çok önemli bir unsur çünkü sezonluk çalışan ürünler. Kesinlikle, yani devamlı çalışan ürünler. Özellikle söke bölgesinde pamukta 10-15-20 defaya varan ilaç atımları oluyor. Bu da dayanıklı bir gövde, dayanıklı bir kanat, dayanıklı bir pompa gerektiriyor. Şükür Allah'a biz de bunlara nail olduk. Daha çok bahçe bitkileri mi yoksa tarla bitkileri üzerinde mi yoğunlaştınız? Genellikle tarla bitkileri üzerinde yoğunlaştık ama bahçe bitkilerine ait makinalarımız da var. Ama esas segmentimiz bahçe tarla bitkileri. Evet, şimdi önünde durduğumuz bir makine var, kolları var, kaç metre açılıyor, özelliklerini de alalım. Şu anda önümüzde durduğumuz makine 5 tonluk bir makine ve Türkiye'de üretimini yapan tek firma şu anda biziz. 15 metre kolları var, 160'lık pompamız var. Dediğim gibi şu anda tek üretim bizde. 15 toplam mı, 15-15-30 mu? 15 toplam. 15 toplam. Yani şu anda Türkiye şartlarında en stabil metre 15. Daha sonra eğer uzadıkça sıkıntılar artmaya başlıyor. Arazi yapısı aynen, değişiyor. Aynen, o da kırılmalara yol açıyor. Bizim 50 yıllık deneyimimiz bunu öğrendik. En stabili 15 metre. Evet, yarım asır kolay değil, dile kolay. Kesinlikle. Ben çünkü 3. nesilim. Evet, 3. nesilim ben. İnşallah bayrağı aldım, devam edeceğim en iyi şekilde. İnşallah beraber olacağız. İnşallah. Görüşmek üzere. İyi fuarlar. Çok teşekkür ederim. Bu arada fuar nasıl? O yorumunuzu da almak istiyorum. Hareketli, hareketli ama tabii ki de hava şartları biraz bugün herhalde engelledi. Çünkü kar yağdığı için çok fazla gelen olmadı ama beklentimize nail olduk yani sonuç itibariyle. Evet, biz bile zor geldik buzun üzerinde. Doğru. Belediye biraz tuzlama konusunda eksik olmuş. Doğru. TÜYAP park alanını temizlememişler. Çok fazla. Çünkü park alanından buraya gelene kadar resmen hani dizimize kadar karın içinde geldik. Evet. Umarım bu şikayetlerimizi de duyarlar. İnşallah Uğur Bey, katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Teşekkür. İyi fuarlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.